Herkese merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir yılbaşı partisi makyajı yapacağız ama tabii ki de kırmızı, ruj, siyah eyelinerlı makyajlardan değişik olarak üzerimdeki çok beğendiğim için bu tonlardan gitmek istedim. Daha önce de yılbaşı makyajı çekmiştim ve o da yanılmıyorsam yeşil tonlarında falandı. Bugün özellikle 2019'da geçtiğimiz trend olan birkaç şeyi de kullanmak istiyorum. Mesela taşlar, mesela gözlerde pastel renkler vesaire, böyle değişik bir göz makyajı yapacağım. Güzel bir ten makyajıyla beraber. Yani benim gibi evde pijama ile oturmayacaksanız, eğer bir parti planınız varsa kullanabileceğiniz, değişik ya da sadece şu anda izleyip keyif alabileceğiniz bir makyaj olacağını düşünüyorum. O yüzden hadi başlayalım. Yüzümü bazlamakla başlıyorum. Becca'nın Skin Love bu eliksir bazını kullanacağım. Ben bunu bayağı bir yarıladım. Çok hoşuma gidiyor. Kavun kokulu bir baz. Tamam, böyle alıyorum. Elimde güzelce ısıttıktan sonra bildiğiniz kavun kokuyor. Araba kokusu. Kavun gibi. Güzel yani. Daha sonrasında tabii ki de bir baz yetmez. İkincisi de Farsalin'in bu bazını kullanacağım. Bu biraz daha blur efektli bir baz. O yüzden bunu çok az, sadece gözeneklerimin olduğu bölgelere doğru uygulayacağım. Şu kadarcık yeter. Birazcık elimde ısıtıyorum. Özellikle gözenek görüntümün olmamasını istediğim yerlere, aydınlatıcı süreceğim yerlere mesela. Bu bazları ben birazcık daha, eğer böyle hani gözenek gizleyici efekti, blur efekti varsa, tampon hareketlerle uygulamayı seviyorum. Bitti. Bu kadardı baz. Bu sefer iki bazla yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yüz makyajımı biraz yapacağım. En azından biraz yüzümdeki eşitsizlikleri kapatacağım ki videoya daha şevkle devam edebileyim. İki tane ürünüm var. Bu ara en çok kullandığım ve arasında en çok gidip geldiğim. Birincisi Fenty Beauty'nin bu fondöteni, yeni çıkanı. Bir de Makeup Forever'ın bu HD Steam. Bu asla yeni bir ürün değil ama ben yeni keşfettim ve bakın ne kadar kullandım. Bayağı bir kullandım. Çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Hangisini kullansam sence olur? Bunu kullanmayayım artık. Bunu çok kullandım diye hatırlıyorum. Biraz bunu kullanayım. Biraz Fenty'yi kullan. Fenty'yi Uğur da çok seviyor. En sevdiği Fenty Beauty. Çok güzel. Hiçbir sünger getirmedin mi yoksa ben? Su var ama içinde var mı? İçinde sünger mi yok? Rezalet olur. Ben de bunu da sürerim. Gene fırçalarımı yıkayıp evde unuttum. Ama yemin ediyorum ki yıkadım. Neyse, sağlık olsun. Yapacağız bir şey. Ben doğru rengi mi getirdim acaba evdeki? Çikolan rengi yanlışlıkla getirmiş olabilir miyim böyle bir şey? Yapmış olabilirim bence. Ne gülüyorsun Uğur ya? Yo, bence ben açık rengi getirdim. Hayır ya, doğru rengimi getirmişim, açık rengi sürmüşüm. Bu benim hatam. Şimdi düzelteceğim. Abi bu çok açık. Yanlışı getirmişim. Ben bunu karıştırırım diye getirmiştim. Direkt bunu sürünce tabii. Dur ya, hallederim ben bunu. Ben normalde bu ikisini karıştırıyordum. Direkt açığa sürünce birden şoke oldum. Ama dur, oturacak. Bence oldu ya. Benim rengim açılmış bence. Oldu. Daha kontür falan yapacağım. Demek ki ben artık kışa doğru bu renge geçiyorum. Yine bu ıslak mendili unuttum. Tamam, şimdi yüzümüzü birazcık kapattığımıza göre, daha şuradakiler var ama onların üzerinden kapatıcı geçeceğim. Göz makyajına geçebiliriz. Şimdi üzerimdekini çok beğendim. O yüzden dedim ki bence ben mavi tonlarda bir göz makyajı yapmalıyım. Yılbaşı ama olsun. Urban Decay'in bu Primer Potion biliyorum. Bazını kullanacağım gözüme ilk önce. Ben fırçalarımı nasıl unuttum ya? Çok mutsuzum yani şu anda. Bununla mı yaysam? Kıtlık çekiyorum ya. Kıtlıktayım sanki. Kalkmayacağım bir daha. Hayır, almıyorum. Bunu kullanacağım. Şimdi bugün ters eyeliner görüntüsü gibi bir şey yapmak istiyorum. Bir cut crease yapacağım. Eyeliner şeklinde. Büyük cat eye şeklinde. Ama içini ışıltılı far yerine bu sefer beyaz mat bir farla doldurasım geldi. Ama hiç belli olmaz ne yapacağım. Ve bakın kim geri döndü. Sesim gidiyor arada be. Efsane paletimi bugün getirdim. Bayağıdır kullanmıyordum, bir 4-5 videodur. Artık kullanmanın, geri çıkartmanın zamanı geldi. Jeffree Star'ın Jawbreaker paleti. Yani tahmin etmişsinizdir zaten bunun çıkacağını. Çok seviyorum. Yani inanılmaz seviyorum. Yanında da ne getirdim? Bugün yani büyükleri getirdim. Bir de Anastasia'nın bu paleti. Yani bundan bir şey kullanmayacağım ama olsun, önümde güzel bir görsellik sağlıyor. Belki de kullanırım, belli olmaz. Bununla kırmızı bir makyaj yapmak lazım şimdi ama kırmızı yapmayacağım. Bunları da anlattığıma göre size. Şimdi ne istiyorum? Üzerimdeki tonlarda, mavilerde şu tarz ve şu tarz renkler
konuşamıyorum. Şu iki rengin arasında bir renk yapmak istiyorum göz kapaklarıma. Tek göz tek göz gideceğim, daha rahat olur. Kurguda da bizim için daha rahat olur Uğurcuğum. Bu konuyu düşünüyorsun. Beni düşünüyorsun tabii. Şimdi fırçamızı alıyoruz. Sınırlı sayıda olan zaten fırçalarımızdan. Ve şu, zaten ben bunu kullanmışım. Nerede kullandım hatırlamıyorum. Şunu alacağım. Neden yılbaşında mavi bir makyaj yapıyorum sence Uğur? Yılbaşında sence hangi rengi yapılmalı? Neden kırmızı değil, yeşil değil? Niye? Bilmiyorum. Geçen sene yeşil yapmıştım ama nasıl bir yeşil biliyor musun? Dudaklarımdan yani göz kapaklarıma kadar yeşildi. Bu sefer de üzerimdekini çok beğendim ve dedim ki bence mavi yapmalıyım. Bir de yani artık yılbaşı partilerinde sıkılmadınız mı? Ben çok sıkıldım aynı renkler görmekten. Kim demiş ki yeşil kırmızı olacak? Yüzyıllardır böyle. Yılbaşının official makyajı siyah eyeliner, biraz böyle kirpik yani. Kırmızı ruj ya da bordo ruj budur yani yılbaşı makyajı aslında. Ama ben tabii partiye gidiyorum şu anda. Yılbaşında ne yapacaksın Uğur? Planın var mı? Bizim de yok, hiçbir şeyimiz yok. Her yer o kadar pahalı ki. Bir hafta önce Uludağ'da kişi başı bir gece 5000 liraydı. 5000 lira. Bir kişi. Bir gece. Bir şey diyeyim, çok abartı değil mi yani sence Uludağ yani? 5000 lira ne demek ya? Bir ay önce bilet alıp yurt dışına gitsem daha uyguna gelir yani. Harbiden daha uyguna gelir yalnız. Bu arada Mayıs ayına Paris'e bilet baktım. Gidiş dönüş ne kadar sence? Mayıs ayında 1400. Ne niye çok az söyledin ya? Ben 3000 falan dersin zannettim. Bunu söylerken... Bence çok iyi. 700 gidiş, 700. 700 gidiş, 700 dönüş işte. Öyle söyleyince isteriz ben düşük tahmin. Çok iyi. Şeye gideceğim Paris'e. Biz de ofiste Emine ablanın yaptığı yemekleri yeriz. Annem ofise yemek yapıp getiriyor, tamam mı? Sonra haftada bir tribe giriyor. Benim yemeklerimi beğenmiyorlar. Ben yemek neden? Eğer yemekler bitmeden geri dönerse anneme, annem inanılmaz üzülüyor ve yani haftada bir bu krizi yaşıyoruz. Ben artık yemek götürmeyeceğim onlara çünkü yemiyorlar, bitirmiyor. Yemiyorsunuz annemin yemeklerini? Yiyoruz, gayet de seviyoruz ama çok fazla dolduruyor Emin abla. İki kişiye dört kişilik yemek falan gönderiyor ve sonra inanılmaz kadın çok üzülüyor biliyor musun? Yiyin yemekleri. Bu arada şimdi Uğur'la yeni bir bilgi paylaşacağım, haberi olmayan. Ofisi değiştirebiliriz. Şaka değil. Bunu videoda öğrendim. Şaka değil. Dün ofis baktım. Daha yani burayı seviyorum ama şu anda Huda Beauty'nin bu konsilerini kullanıyorum bu arada. Daha böyle büyük bir yere geçsek süper olmaz mı? Yani şey gibi dükkan tipinde, ev değil de. Ya her an yeni bir ofis taşıyorum videosu gelebilir, şimdiden haberiniz olsun. Onun da şeyini yapayım ama daha kesin değil. Çünkü yer bulamadık yani. Sadece fikir var. Burayı taşımak çok kolay. Bence biz burayı çok hızlı taşırız. Biz burayı yarım saatte paket yaparız. Bu arada böyle ufak bir fırçaya geçtim. Bu bildiğiniz bir şey, sulu boya fırçası. En ucunu onunla keskinleştiriyorum. Bu Huda Beauty'nin kapatıcısı. Kat, krit vesaire için mükemmel ama göz altımda hiç kullanmadım. Çünkü inanılmaz kalın bir kapatıcı. Ama mesela Huda'yı falan izliyorum. Takır takır kullanıyor. Nasıl? Yani gün içinde nasıl oluyor bilmiyorum ben. Bu kısım biraz uğraşlı, kabul ediyorum ama olsun. Şimdi sıra geldi mat beyaz fara. Mat beyaz far hayatımda kullanmayalı o kadar uzun olmuştur ki. Bunun için de Anastasia'nın bu paletindeki şuradaki beyazı getireceğim. Çünkü evde bulabildiğim en mat ve doygun beyazlardan biri buydu. Şimdi bunu da düz bir fırçaya alacağız. Bazen kendime çok üzülüyorum. Mesela gidiyorum festival makyajı çekiyorum. İşte parti makyajı çekiyorum. Ama ben hiç festivale ve partiye gitmiyorum. Bu makyajları çektikten sonra çıkartıp evime gidiyorum hep. Hello darkness my old friend. Evet. Şimdi aslında böyle harika oldu. Ama elimde şöyle bir şey var. Urban Decay'in şeyi. Bununla acaba kenarlarını çizgilesem mi bozulabilir gibi duruyor. Urban Decay Heavy Metal serisinden. Böyle çok güzel bir şey. Bunu deneyeceğim. Allah'ım inşallah bozulmaz. Allah'ım inşallah bozulmaz. Belli bile olmuyor. Olmuyor ama. Mu? Belki olur beylerde. Bak
geceyle. Bence hafif bir tat verdi. Birazcık ekleyelim ya. Çünkü bu makyajda belli yani taşlar falan havada uçuşması lazım. Şöyle yapacağım. Şuraya bol bol koyacağım. Bir de bu ucuna koyacağım o kadar. Bu ayrıntıda güzel gözükecek. Bakın. Evet, kendi kendime telkin ettiğime göre. Şimdi taşlara geçebiliriz. 2019'un özellikle son yarısında, son çeyreğinde Eurofidisi ile beraber bu taşlar ki ben 2,5 TL'ye almışım paketini Bakırköy'de bir yerden, bir büjeriden. İnanılmaz popüler oldu. Ki bence olmaya da devam edecek. Yani ben kullanılacağını düşünüyorum. Eurofia'nın ikinci sezonunu da heyecanla bekliyorum. Bakalım nasıl makyajlar çıkacak. Şimdi bu taşları da mutlaka eklemem lazım benim. Taşları eklemek kriz anı. Tabii siz bunu böyle bir 10 saniye falan izleyeceksiniz sadece. Bu şey yılbaşı sahne alıyorum makyajı. Bunu yılbaşında sahne alıyorsanız yapabilirsiniz rahatlıkla. Ben bu makyajla şeyi hayal ettim. Böyle güzel bir ev partisi veriliyor büyük. Tamam mı? Gençler. Ya da böyle işte oha güzel oluyor be. Gayet iyi bence süper. Yani böyle hani bir yere gidiyorsun yani. Eğlenceli bir şey yapacaksın. Bir aktivite belli ve çılgın bir yer. O yüzden böyle bir şey hayal ettim. Ve bence çok güzel oldu. Bir tane daha koyayım bence en uca. Gerçekten bayıldım şu an. Keşke benim de bir partim olsa da ben de gitsem. Tabii ki de bu kadarla olur mu? Hayır. Kirpik ekleyeceğiz. Yani bu fix bir şeydir. Ne olmuş bunlara ya? Rezalet. Bundan mı eklesek? Daha büyük bir şey mi eklesek? Bence bunu ekleyelim ya. Bu yeter artık. Şimdi bunu yapıştırıcısını sıkayım. Bu yapıştırıcısı kururken ki kirpik takmanın en önemli şeyi budur. Aa, bunu kedi falan ısırmış olamaz. Her tarafından fırtladı. Biraz kaşlarımızı dolduralım. Azerbaycan'dan aldığım Pupa markasının bu kalemiyle biraz kaşlarımızı düzenleyeceğiz. Çok fazla değil ama çünkü zaten yeterince şey var yani yüzümde. Bunu gerçekten şey olarak mı yayınlasak Uğur? Yılbaşında sahne alıyorum makyaj. Çünkü ben buna ne isim bulacağımı bilmiyorum. Olur. Mesela bak yılbaşı ev partisi makyajı değil bu. Yılbaşı arkadaşlarla bir yere gidiyor. Yani bu bilmiyorum yani ne makyajı olduğunu. Ama bir şey değil mi? Artık böyle makyajlar çok moda ya. Abartı abartı. Gerçekten bak bana inanın. Bu bir gerçek, bir bilimsel bir gerçek. Bilmiyorum. Trendlere. Rap söylüyorum bir de. Ben Fero arkadaş. TikTok'ta var ya ünlüyüm. 1,5 milyon falan izlenmiş Ben Fero arkadaş cover videom. O zaman yılbaşı TikTok partisine. Evet. Tamam yılbaşı TikTok. Evet yılbaşı TikTok partisindeyim. Bir şey söyleyeyim yılbaşı TikTok partisine böyle gitsem kimse beni yadırgamaz. Şimdi ben bir kirpiklerimi takıyorum. Daha sonrasında geliyorum. Takma kirpiğimi de taktım. Şimdi sırada göz altlarımı kapatacağım. Çünkü göz altlarıma doğru da getirmek istiyorum bu mavi farı. En son şöyle fırçamla iyice sivrileştiriyorum bu tarafı da. Sırada maskara uygulamak var. Çok hafif alt ve üst kirpiklerime maskara geçeceğim. L'Oreal'in bu Bambi Eye maskarasını kullanacağım. Bu arada ben bu takma kirpiklerimi geçen sene AliExpress'ten topluca almıştım. Biraz daha dolar düşüktü bu arada. Daha çok böyle uyguna gelmişti. Ve hala onları kullanıyorum. Benimkiler şöyle pembe kutulu olanlardan. Şunlardan yani fix bu şekilde satılıyor. Bir pembe kutusu var, bir mavi kutusu var. Haberiniz olsun. Ben seviyorum. Bazen kesip sadece uçlara da uyguluyorum. Ve evet bu şekilde göz makyajım tamamlanmış oluyor. Şimdi ben gideceğim. Bu gözün aynısını buraya kopyalayıp geleceğim. Yani aslında en çok bu makyaj daha dikkat çekmek istediğim yer gözlerdi zaten. Makyajın %70'ini tamamlamış olacağız. Birazdan geliyorum. Evet, iki gözümü de tamamladım. Gördüğünüz gibi bayağı şov bir makyaj oldu diye düşünüyorum. Çok eğlenceli. Bu akşam aslında bir yere gideceğim ama bu makyajla gidemem. O kadar da değil yani ama yılbaşı gecesi böyle bir eğlenceli bir planımız olsaydı keşke giderdim. Şimdi devam edelim. Birazcık kontür vesaire yapacağız. Göz altlarımı kapattım. Birazcık şu şeylerimi kapatayım çünkü bunlar halen geçmedi. Şimdi bu butter bronzer'ı kullanıyorum. Bu Physicians formülanın. Bununla hafifçe yüzümü ısıtacağım. Bir yandan da kontür müşçesine uygulama yapacağım. Süper.
Sen bunu hiç kokladın mı? Bir koklasana. Efsane kokmuyor mu? Tereyağı kokuyor. Ve hala geçmedi. Böyle bir şey yok ya. Aşırı güzel bir bronzer bu. Şeklinde kum gibi yapmışlar. Aslında evet. Bilmiyorum ama çok güzel. Yemeğe mi çalıştım az önce bilmiyorum ama bir şeyler oldu burada. Burnuma çok hafif kontör. 250 kontör. Kontür yapacağım. Sinirim bozuldu. Burnuma hafifçe kontür yapacağım. Ay, bu video şu anda var ya o kadar uzadı ki. Bir yandan videomu yayınladım. Bir önceki videomu izleyin. TikTok videosu. Yorumlarını aşırı merak ediyorum. Daha bakmadım. Yayınladım ve videoya devam ediyorum. Rezalet bir video. Sürekli bağırıyorum. Çekimi aşırı korkunçtu videonun. Hiç video içindeyken yorum dinledin mi? Hayır. Söylesene be. Neler yazmışlar. Bildirimim geldi mi bu arada? Bildirimim gelmiş mi? Abone değil misin bu? Yuh, bildirimlerimi açmamış ya. Ama ben zaten video attım. Uğur ya. Uğur zaten bir... Ben yapıyorum zaten videoları. İzleme gerek yok. Ne diyorlar, beğenmişler mi? Çok bağırıyorsun demişlerdir kesin. Ama ne yapayım? Herkesten beklerdim de senden beklemedim reis. Başka ne var? Of. Eski TikTok'larım ya. Gerçek bir TikTok aradım. 3.31 gayet güzel çekmişim. 2 saniye sonra çok kötü, çok kötü. Öyle ama bir şey söyleyeyim mi? Videoda şey, ruh hastası gibiyim. Sürekli bağırıyorum, bir kendimi savunuyorum. Burak kötü deyince kendimi savunuyorum. Burak hiçbir şey değil mi demeyince kendimi gömüyorum falan. Gayet iyi video be. 10 numara video. Sephora'nın bu paletini kullanacağım. Bu böyle hem kontür hem böyle allık falan. Şuradaki allıkla çok az. Çünkü bayağı bir pigmentle allık uygulayacağım kendime. Ama öncesinde aydınlatıcı uygulamalıyım bence. Fenty Beauty'nin Kilava Folilerinden. Sen isim okumak neyine senin acaba? Hep okumaya çalışıyorum. Mint Mojito. Okudum be bu sefer. Mint Mojito'yu kullanacağım. Oha, kırdım. Mint Mojito'yu kullanacağım. Şuradaki renk. Aydınlatıcımı da mavi yapıyorum. Birazcık hadi bundan alayım. Şöyle karıştırayım. Yılbaşı ya. Oy, ne diyorsun? Bu makyajı kullanırsanız bana fotoğraf atın. Yılbaşında. Ben inanıyorum böyle eğlenceli partiler yapanlar var. Mesela villada falan gençlik partisi. Şey, biz hep gençlik partisine ya. Siyasi parti. Hayır. Hani böyle genç partisi falan gibi. İzliyoruz ya lise şey falan. Hiç öyle bir ortama girmedim ama bence vardır yani. Böyle zengin çocukları kendi arasında falan yapıyordur diye düşünüyorum. Bence vardır ama böyle hani tam entrikadan bahsediyorum. Bence öyle partiler yapanlar vardır. Benim hiç öyle arkadaşlarım olmadı bu arada. Kısır partisi falan yapıyordum. Benim hiç olmadı ama net vardır ya. Böyle işte havalı havalı kızlar giyiniyor geliyor. Her akşam birinde. Bir kere ben şunu istemem. Yani böyle gençlik partilerinde... Bunu demeyeceğim artık. Gençlik partisi diye bir parti var mı bu arada siyasi? Genç parti. Gençlik partisi. Gençlik yok. Oh, iyi tamam. Ay şimdi güme gideceğiz. Tövbe tövbe. Bu tarz teenage partilerde, teenager partilerinde hani böyle büyük evini açıyor adam. İşte diyor gelin annem babam diyor gitti diyor şehir dışına yurt dışına gelin diyor. Mesela kapı açık, tanımadıkları da giriyor. Mesela hiçbir şeyleri çalınmıyor mu? Her şeyleri böyle ortada. Ben yapamam yani. Sen yapabilir misin? Ne bileyim. Ben gene de yapamam. Mesela odalara falan giriyorlar falan bilmem ne. Benim odamı mesela ben kilitlerim. Ben kesin her yeri kilitlerim. Salondaki bütün pahalı şeyleri kaldırırım. Sadece mutfak... Biz yapsak onu mutfaktaki çatalları, bıçakları bile çalarlar bence. Bilmiyorum. Yanında getirdikleri. İşte neden öyle arkadaşlarımın partilerine gidiyorum? Çünkü öyle arkadaşlarım yok çünkü ben bu kafada olduğum için. Evet, devam ediyoruz lütfen. Son bir adım ruj. Dudaklarım ama inanılmaz kurudu. O yüzden dudaklarıma aslında bu şey değil ama bundan süreceğim. Hiç şey değil, lip balm gibi bir şey değil. Her şey mavi gidiyor bugün elim, fark ediyor musun? Bu da mavi. Yılbaşı, bu makyaja şöyle şey bir isim olmamız lazım. Benim bir tane makyajımın ismi var ya. Mor menekşe alevler içinde makyajı. Benim öyle bir makyajım var. Buna da öyle bir isim bulmaya çalışacağım şimdi rujumu sürerken. Şunu süreceğim. NYX'in Soft Matte Lip Cream'lerinden Abu Dhabi rengi. Bunu böyle sürüp dağıttım. Sence gloss sürmeli miyim yoksa Uğur'la ortaklaşa kanalımız artık burası. Sürmeli miyim? Bence sürmemeliyim. Yeterince çok parlağım. Ne diyorsun? Böyle ışıklı bir makyajla bence gloss da gider. Bence de gidebilir. Birazcık ışıltımı alacağım. Çok fazla ışıldadım çünkü. Genel olarak parlaklığıma. Bence de bir gloss sürülsün be. Fenty Beauty gloss'um nerede benim? Fenty Beauty gloss'um.
Dudağım çok mu pembe kaldı? Evet, pembe kalmıştır. Birazcık alacağım rujumdan. Bilmiyorum, burada hiç pembe göresim gelmedi şu anda dudakta. Bitti. Spreyim var mı ki? Var tabii ki de. NYX Bare With Me. Bu hareketi hep yapmalısınız. Ve evet, makyajımızın sonuna geldik. Size hemen makyajımı göstereyim. Minik bir... Ne ya? Kedi tüyü mü bu? Minik bir makyaj görüntüsü, klibi. Ve evet, bir makyajın sonuna geldik. Malum yılbaşı diye yılbaşı parti makyajı olsun dedim ama siz gönlünüzün istediğince her yerde isterseniz günlük hayatta bile kullanabilirsiniz bu makyajı. Paşa gönlünüze kalmış, siz bilirsiniz. Ben birazdan bunu silmek durumundayım. Annemi eve bırakacağım. Ondan sonra da bir lansmana gideceğim. YouTuber'cılık, influencer'cılık keyfi. Oraya da bununla gitmeyeyim diyorum. Bir tık ayıp olabilir diye düşünüyorum. Videoyu eğer beğendiyseniz, makyajı beğendiyseniz aşağıdan videoya bir like bırakmayı, bir beğeni atmayı unutmayın. Yorum atın bana, ne bileyim, bildirimlerimi açın, bana abone olun, beni Instagram'dan da takip edin. Beraber bir şeyler yapalım. Beraber fotoğraflarıma like atalım. Beraber. Böyle düşünüyorum. Şimdiden yeni yılda size sağlık, mutluluk, sevgi, başarı, huzur, para diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.